Gaziantep'te öğretmenim ve 3 yıldır da bu dairede kiracıydım. Bu yıl tekrar kiramı yenilemek için ev sahibim Bekir Karakuş'la görüştüm. 8 bin olan kiramı TÜFE üzerinden %65'ten 13 bin TL yapmak istedim. Kendisi çok abartılı bir rakam olan 20 bin söyledi. Ben de öyle bir kiranın olmayacağını, bizim memur olarak aldığımız zammın ortada olduğunu söyledim. O da dairemden çık dedi ve bizim daha önce yaptığımız kira sözleşmesindeki 4 bin liralık seneti 400 bin lira olarak sonuna sıfır ekleyerek bize icraya verdi. Şu an UYAP'ta icra dosyamız görünüyor ve durumundan ibaret. Ben ilk yıl kiram 2000'di. Devletin %25 sınırı olmasına rağmen 4000 yaptım. 4000'i ikinci yıl 8000 yaptım. Yani her sene %100 kendim almadığım kadar, bir memur olarak almadığım kadar zam yaptım. Bu sene de TÜFE üzerinden yine memurların zamı %30 civarındaydı. Ben %65 bir zam yapmayı teklif ettim. Fakat kendisi böyle bir çok abartılı bir fiyat söyledi. Sonradan da bizi tehdit etti ve elinde olan normal kira senetimizin sonuna 2-0 ekleyerek 400 bin liralık bir senete çevirerek bizi icraya verdi. Şu an UYAP'ta resmi olarak dosyalar mevcut. Peki dava açtınız mı? Dava ne? Evet, davalarımızı açtık. Hem itirazda bulunduk hem bu konuyla ilgili evrakta sahteciliğe giriyor ve bunun ciddi sonuçları var, ciddi hapis cezaları var. Bununlarla ilgili gerekli davalarımızı açtık, avukatımızı tuttuk. Yasal süreç devam ediyor. Ben artık yani telefonla tehditlerden, normal tehditlerden vesaire bıktım. Hani artık zalimlerin hüküm sürdüğü bir dünyanın da olmaması gerektiğini hep düşündüğümden ben de karşı bir hamle olarak balkonumun camına ne olarak tam olarak ne yaptığını bütün kiracıların görmesi açısından astım. Bütün kiracılara da şu yüzden söylüyorum. Burada tam 3 blok var ve 54 tane kiracı var. Tamamı aynı kişinin kiracısı. Şimdi Bekir Bey şöyle düşünüyor. İşte yan daire şu an 0 15 bine veriliyorsa benim dairem de 15 bine diyor. Ama ben burada 3 yıldır kiracıyım. Hani sıfır girenle 3 yıl önceki kiracının aynı düzeyde ödeme mantığını bir türlü kırabilmiş değiliz. Mesela ben geçen sene 8 bin ödüyordum. Bana telefon açıp dedi senden 44 bin lira zarardayım. Ne için zarardasınız dediğimde işte benim normalde dairemin ederi 12 bin. Sen 8 bin lira verdin. 4 bin liradan işte 11 aylık zararım benim senden 44 bin gibi bir ifadesi var. Artık ben de bu tehdit ve şantajlardan, bu yaptıkları çirkin hareketlerden bıktığım için balkonuma bu şekilde afişimi astım. Cümle alem görsün. Benim de kimseden korkum yok. Biz devlet memuruyuz. Buraya gelip öğretmen olduğum için buradaki vatan evlatlarını eğitmeye geldim. Böyle şantajlara, böyle tehditlere boyun eğmeye gelmedim. Boyun da eğmeyeceğim. O yüzden de her yolu da başvurdum resmi kanallarda. Düzenlenme tarihine göre günü dahi geçmeden tamamını IBAN üzerinden attım. Bunların hepsi belgeli şekilde var. Onları da size sunacağım. Hiçbir şekilde kiramı sarkıtmam da söz konusu değil. Hiçbir şekilde bunu elden vermem de söz konusu değil. Çünkü elden verdiğimde başıma bir şey geleceğini zaten tahmin edebiliyordum. O yüzden ben tamamen bütün kiralarımı IBAN üzerinden attım ve hepsi belgeli şekilde elimde mevcut ediyorum. Şimdi bu haber düştükten sonra Bekir Karakuş'un bu davayı çekeceğinden ben %100 eminim. Çünkü bu sahte bir belge. Ama yargının bunun peşinden gidilmesini ve bu belgede sahteciliğin üzerine gidilmesi ve gerekli cezaların verilmesini talep ediyorum. Sonra 5000 yaptı. En son 12000'in ince biz de kabul etmedik. %25 zam yaptık. Kendisine diyor. Bundan sonra işlerinizi avukatla halledersiniz de. Ben cezaevindeyken abim IBAN'la para attığı halde evraklarımı vermedi benim. Evrakları da vermeyince icraya veriyor. Ama isim soy isim falan imza bana ait, geri kalanı kendisi dolduruyor. 280 bin lira yapıyor. Bundan dolayı da dava açtı kendisine. Suç duyurusunda bulundum icra takip şeyini durdurmaya. Şu an dava daha açılmadı. Bekliyoruz yani. Adli tatilinden dolayı onu bekliyoruz. Ama icra takip 9. ayın ikisinde mahkemem var. Adli evraklarım da burada. Hatta vergi de yetkililerden bu işe çözüm olmasını bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.